Bir insana yıldırım çarpma ihtimali 2 milyonda 1. Milli Piyango'nun çıkma ihtimali ise 10 milyonda 1. Yani size Milli Piyango'nun çıkma ihtimali 5 sefer yıldırım çarpma ihtimaliyle eşdeğer. Editörümüz Rıdvan Ortakaya ve muhabirimiz Yakup Bozkuş'un haberini izliyoruz. Normal güneşli bir havada insanın başına yıldırım düşme olasılığının ne olduğunu biliyor musunuz? 2 milyonda 1. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye talihli adaylarının hayallerini süslüyor. Ancak bir insana Milli Piyango'nun çıkma ihtimali ise 10 milyonda 1. Yan yana 7 tane çember görürsünüz. Her 7 çemberin içerisinde 0'dan 9'a kadar olmak üzere toplam 10 tane rakamımız var. Şimdi birinci çemberden başlayalım. Birinci çemberde 10 tane topumuz var. İkinci çemberde 10 tane topumuz var. 10 tane topumuz var. 10 tane topumuz var. 10 tane topumuz var. 10 tane ve 10 tane. Hepsini çarptığınız zaman burada 10 milyon adet çıkıyor. Yani büyük ikramiyenin bir kişiye düşme ihtimali 10 milyonda bir ihtimaldir. Son 30 yılda 104 talihliye Milli Piyango'nun çıktığını belirten matematik hocası Mustafa Güler, daha çok büyük ikramiyenin İstanbul'a çıktığını söyledi. Son 30 yılda 104 tane talihliye büyük ikramiye çıktı. 2 kez tam, 5 kez yarım, 23 kez de çeyrek bilete çıktı. Hangi illerde büyük ikramiye düştü? Bunu da bir istatistiğini çıkardım ben son 30 yılın. 36 talihli İstanbul'dan çıktı. 14 talihli Ankara'dan, 9 talihli İzmir, 8 talihli Adana, 5 tane talihli de Eskişehir'den çıktı. Hep büyük illerden çıkıyor çünkü biletlerin yaklaşık %90'ı bu illerde satıldı. Basılan biletlerin %85'inin çeyrek bilet olduğunu hatırlatan Güler, tam bilete göre çeyrek bilet çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti. Ama çeyrekler %85'ini oluşturuyor biletlerin. %85'inden 4 adet basıyorlar. Çünkü çeyrekler toplam 4 adetten oluşuyor. O da 34 milyon adet çeyrek bilet basılıyor. Yarım %10'unu tekabül ediyor. O da 2 milyon adettir. Tam bilet de %5'ini ifade ediyor. O da 500 bin adet bizim tam biletimiz var. Fiyatlara gelince 60, 30, 15 diye 4 katı, 2 katı çeyrek olduğu için %85 ihtimalden çeyreğe tabii ki düşecek. Tam bilet %5'i ifade ediyor. Yani %5 demek 20 yılda bir defa ancak düşer. Anlamı budur. Güler, Milli Piyango satışlarıyla devletin kasasına 252 bin milyonun girdiğini söyledi. Bunları alt alta topladığımız zaman 348 milyon 180 bin büyük ikramiye dağıtılacak amortilerle birlikte. Bir bilet 60 milyondan satıldığını, 60 TL'den satıldığını düşünürsek o da yaklaşık 600 milyon lira para ediyor. 348'ine dağıtılıyor. Geriye kalan 252 bin milyonu hazineye devrediliyor. Bunu da bilgisini verelim dedik.